tahminen mesela burada olanlar bir neşe illerdi de burada olurlar, yaşayırlar falan. Bir aziz buraya gelmemişti ki. Sen de ben bayağı bir hemen bir söz dedim sana, bir aziz arabat dedim. Arabat da bu cemaatin çoğu bilmir. Dedim ki, haber verirseniz ki buraya gelir, çok adam gelir. Sana geleceğini de söyleyecek gibi ya da sana bu kadar falan. Allah kelamı danışan gelir. Ama sen getirmezdi. Niye azdı? Dedim ki, Peygamber bir kelam buyurur. Buyurur ki, seyahdi zamanın ala ümmeti, benim ümmetim için tez olan bir zaman gelecek, yefirrûne minel ulema kama yefirrûl ghanemi minel zehab. Minel zehb. Diyor, o zaman alimden böyle kaçarlar nece? Üzül İslam, boyun canavardan kaçar. Boyun canavar bir anda orada kalmaz ki. Yani bu umumi bir, umumi bir mevamdir. Şeytan kuvveti de ahi. Şeytan yaşan yaşan diye bu yaramaz şeyleri ele kras geldiğinde ele rengiyir, adama hoş gelir. Zilek diyor. Ama mümine yakınlaşabilmez. O kalbindeki iman var. Şeytan Resulü'nün yedi ağacına gelebilir. Her az yavaş yavaş kesilir demeli. Sizin için inşallah burada şerait yaratacağım. Kalbinize olan sualları da inşallah verersiniz. Netice itibariyle belli. Bizim bugünkü sohbetimiz esasen İslam'da olan Ehl-i Beyt sevgisidir, muhabbettir. Hamımızın kalbinde bu var. Hazreti Peygamberimizin meşhur kelamını ben size hatırlatırım. Dedi ki, her bir Müslümanın kalbinde iki nokta var. İki nokta. Bir kara noktadır, bir de al nokta. Al nokta onun kişiliği amelleridir, kara nokta onun kara amelleridir. İman tarafı güçlenende o al nokta başlayır büyümeye. Büyüdükçe etrafı ışınlanır, 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 dairesi genişlenir, gelip o karanın kabağını kesir. O ancak yakışıları görür, yakışı şeyleri işitir. Etrafı hamısı çirkinliktir, ona bir tane ses lazımdır. O ey becerdiklerin içerisinde bir tane güzel sesi işitir. Çünkü bu güzellik numunesidir, bu güzel şeyleri seçir. Allah göstermesin. Kara nöqtə başladı inkişaf eləməyə. İnkişaf edir, edir, edir. Bu balaca işinin kafanı kəsəndən sonra bu da ancaq eybəcərlikləri görür. O zaman Allah Teala buyurur ki, Sümmün, bukmün, umyün, fəhum la yəncəun. Artıq o ki, bu çirkinlikləri sevdi, qaraqdı qəlbini, mən onu lal edərəm. Ben onu kör eleyerek, ben onu kâr eleyerek, onun kalbini mühürleyerek, daha hiçbir boyda ona eser elemez. Demeli, bakak. Allah Teala buyurur ki, erş diyor ya, erş, en yükseklik. Bir tane orada, benim ismi azam kelimem yazılıp ortadan orada. Dövrülüyor. Öz dövriyesinde. Ama bu balaca insandan bir mucizeler onun kalbine dahil olmuşam da hele böyle öz üstünde değil. Benim bir mucize bana eser vermiyor. O boyda her şey bir tane kelimeyle saklamışam. Bu mucizenin eser elemeğinde bağış verdiği sebepler ama o karanın çokluğu, ağı görebilmiyor. Hazreti Peygamber'in böyle bir hadisi var. Diyor ki, mesela Ahl-i Beyti Kasafiyyatun Nuh. Benim Ehl-i Beytimin misali Nuh Peygamber'in gemisidir. Men rakibe fe neca ve men tereke fe gerek. Her kim Nuh Peygamber'in gemisine bindi, nicat aldı. Her kim binmedi, garip oldu. Sonra diyor, diyor ki, İnnel Hüseyin'e misbahul huda. Hüseyin, yani benim babam İmam Hüseyin, hidayet çırağıdır. Hidayet çırağıdır. İnsanları düz yola yönelden mayaktır. Çırağ harada olmalıydı benim azizim.
Çırak kabahata gitmeliydi. Çırak ardıca gelmez. Bir ata evladıyla meclise getirdi. Hele değildi oğul. Bu oğlan biraz arif olmuştu. İslam şeriat bilirdi. Ata kabullenmirdi. Gece gelirler bir. Bir oğul sen çığdır yine. Oğlan dalda işini yandırıp kovalıyor mu? Bir oğul işini kovala verdi. Bir ata niye gelebilmiyorsan de karanlık bu atı. Der ha, işin demeli kavalda olmalı diye. Sen bana dersen ki ben öğrenden sonra ben için yakışık hesap verersen falan dersen de yani sen dersen işe bir arkadan gönderersen gördün mü diye arkadan gelen işe bir faydası yok diye işin demeli kavalda ol. Sen işe de özünden kaval göndermelisin ata, sen ne biliyorsan ya. Ona göre ben işe de daldan verirdim ki diyorum hani gelebilirsen mi gelebilmedim. Ahde, İmam Hüseyin, Ahl-i Beyt muhabbeti. Ama o çıraldı, o kabahlı olmalıydı. O kabahlı olanda artık yollar ışıklanır, hidayetlerin insan onunla gelir. Bugün bak dünya, inkişaf edilmiş dünya. Görürsen neden inkişaf edeyim? En rezil ve çirkin işlerde dünya inkişaf edeyim. İnsanlar gece gündüz öz ziyanlarına düzelten silahları birbirine tatmin edilir. Zalim ile mezlum sinifsiz ihtiyaçı vardır. Şimdi gelirem, burada kısım biraz yorgunluk oldu. Ona göre şimdi mehtabı tamamlayacağım. Hazreti Ali buyurur ki, zalim ile mezlumun her ikisini bir oda yandırarlar. Zalim ile mezlumun. Sen bana zulmülemsen, ben dözmüşem. Sesimi çıkartmamışım. Beni de sen yandıran o da yandırarlar. Bakın benim ümidim oraydı. Derim Allah Teala kıyamette benim haksamı senden alar. Ama beni de onunla yandırırlar. Derim ilahi bile mi ya? Der ha. O sana zülbeleyende sen dözdün. Sen sesimi çıkartmadın. Sen itiraz edemedin. Sen çağırmadın cemaatini. Cemaat bana zülbeliler. Beni dövürler, beni vururlar, hakkımı alırlar. Sen barıştın onunla ve sen de onun tarihsen. Ah, bizim bir funksiyonumuz da var. Biz öz hakkımızı talep etmeyi de bacarmalıyız. Yani dövülende hiç olmasa bir saç atma lazımdı, beni dövürler. Zulme karşı bir mukavemet göstermek lazımdı. Aşağı aşağı salıp dözmek lazımdı. Bu ferdi de belirdi, içtimai de belirdi. Bu ona göre İslam bugün hakkı talep etmeyi de bize öğrendi ki özümüz hakkını da talep edelim. Moğla Ali'nin bile bir kelamı var. Der ki azadeliği vermirler. Azadeliği gerek talep edersen. Hiç vakti insana azadeliği vermezler. Getsen ki, get gel bile. Sen ayırdın bu toprağı verdin sana falan. Hani güçle toprağımızı alırlar, dünya cemdaşı bunu alabilir. Onu talep edersen, onu isteyersen ve hiç vakti de insanın hakkını ona öz başına vermezler. Onu bilsen kim verer? Onu o adam verer ki onun kalbinde Allah korku var. Allah korku olan adam da senin hakkını almasıyorsa ona kaytarsın. Ve netice itibariyle İslam, Müslümançılık, kardeşlik, beraberlik onlar tamamen bir diğerinden kıymetli olan makamlardı. Ben orada bugün o hırda mecliste de salam sözünden bir istifade edelim. Salam İslam. Bu bir kelimedir. S harfidir, L harfidir, N harfidir. Üç tane harfidir. Sinim sözüdür. Sinim sözü lügati manada sülh demek, yani imanlı demek. Biz ki birbirimize salam diyoruz. Salamun aleykum. Yani sana sülh olsun diyoruz. Sana Allah'ın rahmeti olsun diyor. Allah'ın sağlamlığı sana olsun diyor. Ve ilahi bütün güzellikler orada cemleşir. Bu şerifte, salam sözünde. Ben gördüm, içeri dahil olanlar hele bile dahil olurlar, gelip otururlar. Bazıları bile başım beli edeyim. Salamun aleyküm. Salamun aleyküm. Dedim ki,
deyirsən, ay mənim qardaşlarım, siz salam verməyi yaddan çıxartmışsınız deyirsən, yadırğamışsınız deyirsən. Harginadır, sözünüz drastik deyinə. Ha, deməli, hansı dində deyirsən de, o Allahın kəlamını xatırlar. Çünki Qur'an bizə buyurur, və izə daxaldın, həsəldin mə alə əhlihə. Bir ilə daxil olduz, orada oturanları salamlayın. Nə deməkdir? Bana yaxşı şey varsa buyursan. Mən gördüm ki, bəli, yavaş yavaş o yaddan çıxır. Sonra gələnlərə belə bir yavaş yavaş o salamı biraz gücləndirə bildik. Və mən demirəm, burada elə gözəl şəxsiyyətlər əyləşim. Onların hamısı böyük alimlərin, üləmaların, professorların, akademiklərin oğlanlarıdır, balalarıdır, nəvələridir. Mesela ben görürüm burada, Allah rəhmət eləsin, bizim üstadımız var idi, elə bu oğlanların babası, Molla Cəbrail, mesela gözəl axın, gözəl alim idi. Elə onların öz, mesela əmiləri, Müzəffər, mesela gözəl alim idi, Hacı Müzəffər. Ben demek istedim, yani tanıdığım için bunları ben deyirəm. Mesela ümumiyyətlə, hərə bir böyük ocaqdan gəlir. Tamam, o ocağı mənim əzizlərim qorumaq lazımdır, saxlamaq lazımdır. Mən acadarla tanış oldum. Tanış olandan sonra gördüm ki, təsadüfi adam da ölmüş. Yəni kökü varmış. Babası, böyük seyidlər, mesela axın, alim. Deməli, bunlar nədir? Deməli, o kökü işlə bilər. Kök olmasa mümkündür, məsələn. Hər şeyin əslinə qayıtmalıdır. Bizdə çayır otu deyirlər, nə qədər onun kökünü kəsirsən, kəs. Əgər orada çayır bitirsə, o bitəcək ilə. Elə görürsən, dünya tərzlər bitdi. Yandırırsan ilə, çünki kökü var. Amma kök olmadı, nə qədər əslin mümkündür. Bu mənada sözümü yekunlaşdırıram da siz üçün bəxt saxlayıram. Yenə də inşallah lazım olsa, yəni biz söhbəti genişləndirə bilərik. Mənim nəyim olmasa sözüm var, salmağa sözüm var, amma satmıram ha. Yəni bunu ucuzlaşdırmaq istəyirəm. Məsələn, bəzən lazım olanda güclə o yaxşı alıcılar var, tərzi dalında durur, görürsən ki, o matayı o qədər tərifli, o qədər adam istəyir ki, elə o benim olan əsrətin inəyin gətirmişdi, bazı sata bilmirdi. Biri gəldi, dedi ki, onlar nə qədər verəsən bu inəyi satın sən ki, bu filan qədər verəm, başları tərifləməyə, südü belədir, iki bala verir, yağlılığı belədir, falan şey belədir, falan dedi, onlar sənin əlin saldığı cibinə nisə satırsan? Baxdı gördü, almaq istəyir, dedi, filan qeymətə. Öz inəyini özü aldı, mən belə bilmirdim bu inə qədər. Məsələ bundadır ki, yəni, hədi, sözün özündə böyük məqam var. Sözün özündə böyük məqam, o məqamı gərək tuta biləsən. Bəzən görürsən ki, böyük bir alimdir, o qədər elm dəryasıdır, amma o oradan bir şey çıxardır cəmaata, dersin bunu ilə bilir. Bunun özündə bir məsələn, zəifliyidir. Amma söz sərraflidir, sərraf, suxan baş, suxan pişimə bu, çizi ki, nə kursan, düz pişimə bu. Deyir, sözün sərrafi ol, çox söz danışma. O şeyi ki, istəmədilər, sən onu qabaqcadan, məsələn, vermə gələn. Yəni, yəni, istəyəsən. Bir də var ki, istəyə bilmir. İstəyə bilməyəndə gərək sən güclə də olsa, bir şeyi çatdıra bilərsiniz.